Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Bu programımızda hükümdarlara İslam'a davet mektubu gönderilmesi, Hayber'in fethi, kaza umresi, Mute Savaşı ve Mekke'nin fethini sizlere arz etmek istiyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerle 10 yıl süreli bir anlaşma yapınca Müslümanlar rahat bir nefes aldılar. Etrafta güvenlik sağlanınca sıra diğer devletlerin hükümdarlarını İslam'a davet etmeye gelmişti. Sevgili Peygamberimiz yazdırmış olduğu mektupları elçileri aracılığıyla değişik ülkelere göndermişti. Gönderilen elçiler ve ülkeler şunlardı. Hatib bin Ebi Belta'yı Mısır hükümdarı Mukavkıs'a, Abdullah bin Huzafetü Sehmi'yi İran Kisrası Hüsrev Perviz'e, Dıhye bin Halifetül Kelbi'yi Bizans hükümdarı Heraklius'a, Amr bin Ümeyetü Damri'yi Habeş Necaşisi Ashame'ye, Şuca bin Vehbi Gassan hükümdarı Haris bin Ebi Şemir'e, Salit bin Amr'ı, Yemame hükümdarı Hevza bin Ali'ye, bu ülkelere gönderilen elçiler, gelişi güzel gönderilmemiş olup, gittikleri ülkelerin dillerini bilen insanlardı. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bir yüzüğün üzerine mühür kazdırmıştı. Üzerinde Allah, Resul, Muhammed yazılıydı. Hükümdarlar mühürsüz mektup okumazlardı. Bundan dolayı sevgili Peygamberimiz böyle bir yüzük yaptırmıştı. Yazılan mektupların altına bu mührü basıyordu. Bu yüzüğü Allah Resulü vefatlarına kadar takmışlardı. Daha sonra sırasıyla Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum takmışlardı. Değerli dinleyicilerim, Hayber, volkanik bir arazide kurulmuş sağlam bir yapıya ve kaleye sahip olan bir yerdi. Medine'ye hicret eden sevgili Peygamberimizin yapmış olduğu anlaşmaya uymayan Yahudiler, anlaşma gereği Medine'den çıkarılmışlardı. Mekkeli müşriklerle işbirliği yaparak Hendek Savaşı'nın çıkmasına sebep olmuşlardı. Ayrıca Peygamberimizin aleyhine İslam'a iftira ve hakaretler yağdırarak boş durmuyorlardı. Mekkelilerle bir anlaşma yaparak işbirliğine devam etmişlerdi. Anlaşma şuydu: eğer Müslümanlar Mekke'ye saldıracak olursa Hayber Yahudileri de Medine'ye saldıracaklardı. Müslümanlar Hayber'e saldıracak olurlarsa Mekkeliler Medine'ye saldıracaklardı. Bu plan Hudeybiye Anlaşması'yla sonuçsuz kalmıştı. Hudeybiye Anlaşması'yla Mekkelilerle anlaşma sağlanmış fakat Medine'nin kuzey tarafı güvenli değildi. Hayber Yahudilerinin ne zaman ne yapacakları belli olmuyordu. Arapların en büyük gelir kaynakları ticaretti. Şam yolu Hayber'den geçtiğinden dolayı Yahudiler güç kazanıyorlardı. Burasının bir an önce alınması gerekiyordu çünkü İslam'ın yayılması için ciddi bir engel teşkil ediyordu. Hayber Savaşı 10 gün sürdü. Nihayetinde kaleler birer ikişer düşünce Yahudiler barış istediler. Karşılıklı heyetler arasında kısaca şu maddeler tespit edildi. Birincisi, çarpışmaya katılan Yahudilerin kanları dökülmeyecek. İkincisi, Hayber halkının çocuklarıyla birlikte gitmelerine izin verilecek. Üçüncüsü, beraberlerinde sadece bir hayvan yükü eşya götürebilecekler. Dördüncüsü, bunun dışında gerek taşınır gerekse taşınmaz bütün mallar, yay, miğfer, at, cübbe, zırh ve gömlek gibi silahlar ve üzerlerindeki elbiselerden başka her şeyi Peygamberimize bırakacaklardı. Beşincisi, sevgili Peygamberimize bırakılması gereken herhangi bir şey ne suretle olursa olsun gizlenmeyecek, gizleyenler ise Allah ve Resulünün güvencesinin dışında kalacaklardı. Bu anlaşma yapılıp çıkacakları sırada Yahudilerden sevgili Peygamberimize bir teklif geldi. Teklifleri şuydu: biz mal mülk sahipleriyiz. Mülkün bakımı ve işletmesini senden daha iyi bilir ve başarırız. Bizi bırakırsan topraklarımızda kalalım. Sevgili Peygamberimiz Yahudilerin bu isteklerini kabul etti. Çünkü burası Medine'ye uzak bir yerdi. Her yıl ekip biçtikleri mahsulün yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Böylece Yahudiler yurtlarından çıkmamış oluyorlardı.
Burada peygamberimizin merhametinden istifade etmişlerdi. Her sene Abdullah bin Revaha hasat zamanı gider, mahsulün yarısını alır, Medine'ye getirirdi. Abdullah bin Revaha bu işi yaparken o kadar adilane davranırdı ki Yahudiler bu adalet karşısında yer ve gök bu adalet sayesinde ayakta duruyor demekten kendilerini alamazlardı. Değerli dinleyicilerim, Hudeybiye'ye kadar gidip umre yapamayan, barış anlaşması imzalayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapamadığı umreyi yapmak istiyordu. Hudeybiye'de bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmaya göre şimdi umre yapılmayacak fakat seneye umre yapılabilecekti. Özellikle Hayber'in fethi, değişik ülkelerin krallarına davet mektupları gönderilmesi ve civardaki kabilelerin itaat altına alınması Müslümanları daha güçlü hale getirmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına vermiş olduğu sözü bir an önce yerine getirmek istiyordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilkade ayı girince sahabe efendilerimize umre için hazırlanma emri verdi. Umreye, Hudeybiye'ye katılmış olan ve hayatta olan bütün ashab katılacaklardı. Efendimiz Medine'de vekil olarak Üveyh bin Azbat'ı bıraktılar. Böylece hazırlıklar bitmiş, 2000 kutlu insanla yola çıkmışlardı. Müşrikler tarafından saldırıya uğramamak için de 100 at, miğfer, zırh, mızrak gibi silah ve korunma malzemeleri almışlardı. Silah ve malzemeler Mekke'nin bir yerine gönderildi. Bu silahlar 200 kişi korumakla görevliydi. Anlaşma gereği sadece yolculuk silahı kılıç bulunacaktı. Ama müşriklerin ne yapacağı da belli olmazdı. Müslüman hem sözünde durmalı hem de tedbiri elden bırakmamalıydı. Bu kadar hakkı temsil eden insan orada katliama maruz kalabilirdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi düşünmüştü. Müslümanlar heyecanla dop doluydu. Hele muhacirlerin heyecanı daha fazlaydı. Yıllar önce çıkarıldıkları memleketlerine kavuşacaklardı. Burada akrabaları, doğdukları, büyüdükleri evleri ve toprakları hatta sayısız hatıralarını bırakmışlardı. Allah için Medine'ye hicret etmişlerdi. Zulhuleyfe mevkiine gelince sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Mesleme'nin komutanlık ettiği süvarilerle yanlarına aldıkları silahları ve kurbanlık develeri önden gönderdi ve orada ihrama girdiler. Etraf lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek nidalarıyla inliyordu. Bu ihtişamlı gelişi gören bazı müşrikler korkularından gidip etrafı haberdar ettiler. Muhammed bin Mesleme, Batn-ı Ye'cec mevkiine gönderildi. Bunu haber alan müşriklerin ileri gelenleri derhal sevgili Peygamberimizin huzuruna çıktılar. Herhangi bir kusurlarının olup olmadığını, hareme ve kavminin yanına silahlarla girilip girilmeyeceğini sordular. Peygamberimiz verdiği sözde duracağını fakat silahların kendisine yakın bir yerde bulunması lazım geldiğini ifade buyurdular. Bu durum temsilciler tarafından halka duyurulduğunda yine anlaşma gereği Mekkeliler şehri boşaltacaklardı. Çoğu da Müslümanların bu sevinçli günlerini görmemek için Mekke'yi boşalttılar. Öğle vakti olunca Bilal Habeşi radıyallahu anh Efendimiz Kabe'nin üzerine çıkarak ezan okudu. Ezanı duyan müşrikler çıldıracak hale geldiler. Güneş balçıkla sıvanmazdı. Her ne kadar kabul etmeseler de gerçekler ortadaydı. Mekke'de kalma süresi 3 gündü ve bu vakitte dolmuştu. Sevgili Peygamberimiz kiminle olursa olsun vermiş olduğu sözü mutlaka yerine getirmişti. Çok arzulamasına rağmen çok sevdiği Mekke ve Kabe'yi ikinci bir kez terk etmek zorunda kalıyordu. Bu arada 3 günlük süre içerisinde sahabe efendilerimiz akrabalarını ziyaret etme imkanı buldular. Bu ziyaretler azılı müşrikler dışında Mekkelilerin İslam'a karşı sempati duymalarına vesile oldu. Hatta denebilir ki Hudeybiye anlaşması kalplerin fethine zemin hazırlamıştı. Bu umre vesilesiyle insanlar İslam'ı daha yakından tanıma fırsatı buldular. Değerli dinleyicilerim, hicretin 8. yılıydı. Sefere çıkılacaktı. Sebebi şuydu, İslam'a davet mektubu götüren Allah Resulü'nün mübarek elçisinin öldürülmesiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Haris bin Umeyr'i
bir mektupla Rum Kayseri'ne göndermişti. Haris bin Umeyr, Şam Busra valisi Şurahbil bin Amr tarafından şehit edildi. Busra o sırada bir beylik idi. Valisi ve halkı Arap oldukları halde kendileri Hristiyandı. Bu hadise Efendimizin çok zoruna gitti. Bu yapılanlara üzülen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, o zalimler üzerine kuvvet göndermeye karar verdi. Hepsi de gönüllü olan 3000 kişilik fedakar sahabe ordusu kısa zamanda hazırlandı. İki cihan sultanı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam öğle namazını kıldırdıktan sonra bu mübarek orduyu bizzat uğurlamaya çıktılar. Sancağı şeriflerini Hazreti Zeyd'e teslim ettiler. Sonra da buyurdular ki, kafirlere haddini bildirmek için hazırlanan bu ordunun başına Zeyd bin Harise'yi komutan tayin ettim. Şayet Hazreti Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alsın. O da şehit düşerse Abdullah bin Revaha alsın. O da şehit olursa sizler istediğiniz birini komutan seçersiniz dedi. Mute'de çetin ve sayıca fazla olan düşman ordusu ile karşı karşıya gelindi. Peygamberimizin ifade ettiği gibi bu üç sancaktar da şehit oldular. İş başa düşmüştü. Bundan sonra sancak Allah kılıçlarından bir kılıca Halid bin Velid hazretlerine verildi. Halid bin Velid, sayıca çok fazla olan düşman ordusunu yenmenin zor olacağını çok iyi biliyordu. Yaptığı ilk iş, gece bütün askerlerin yerlerini değiştirmek oldu. Ertesi gün savaş başlayınca, düşman ordusu karşılarına yeni simalar görünce çok şaşırmışlardı. Kendi kendilerine, acaba Müslümanlara bu gece takviye kuvveti mi geldi, diyorlardı. Halid bin Velid, kumandası ve sancağı altında hücuma geçen sahabe ordusu düşmanı şaşkına çevirmişti. Bundan sonra yapılacak husus sahabe ordusunu düşman saflarından çekip çıkarmak ve fazla kayıp vermeden Medine'ye dönmekti. Bunu başarıyla yapan Halid bin Velid, güneye doğru ordunun yönünü çevirmişti. Düşman ordusu yaşadığı paniği atlatmadan uzaklaşmak gerekir diye düşündü. Düşman ordusu içerisinde bazı birlikler nasıl bozguna uğramışlardı, buna onlar da şaşırmışlardı. Allah kendi yolunda olanları koruyordu. Az olan sahabe ordusu, düşmana fazla görünmüş, büyük bir kayıp vermeden geriye dönmeye başlamışlardı. O gün oldukça sıcak bir gündü. Her yer adeta kavruluyordu. Sancağı taşıyanlar değişmişti. Halid bin Velid, elinde sancakla büyük bir kayıp vermeden dönüyordu. 3000 kişiyi Allah 100.000 kişiden korumuştu. Zafer kazanlamasa bile en azından düşman ordusunun geriye çekilmesi sağlanmıştı. Her zaman olduğu gibi Rabbimizin yardımı bu savaşta da ulaşmıştı. Müslümanlar 15 şehit vermişlerdi. Efendimiz sahabe efendilerimize toplanmalarını ve bu kutlu orduyu karşılamalarını emretmişti. Bütün Medine halkı şehri boşaltarak bu seçkin orduyu karşılamaya çıktılar. Sevinç ve gözyaşıyla karşılama yapıldı. Sevgili Peygamberimiz, Mekke'nin fethi için bir çıkar yol bulabilmenin çarelerini düşünüyordu. Medine'yi bırakıp Mekke'ye gitseler herhangi bir saldırı olabilirdi. Üstelik yakın bir zamanda Hudeybiye Anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmanın süresi 10 seneydi. Gerçi hicretin 8. yılında Hayber Yahudileri ve civardaki Yahudiler itaat altına alınmışlardı. Sevgili Peygamberimizin verdiği sözde durmaması mümkün değildi. Her ne olursa olsun sözüne sadık kalacaktı fakat anlaşmaya herhangi bir ters hareket olursa mutlaka bu değerlendirilecekti. Hudeybiye Anlaşması yapılırken maddelerin çoğu Müslümanların aleyhine gibiydi. Müşriklere ciddi fırsatlar verilmişti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethiyle ilgili çok ince hesaplar yapıyordu. Çok önemli olan bu beldenin tereyağından kıl çeker gibi fethedilmesi lazımdı. Her şeyden önemlisi Peygamberimizin doğup büyüdüğü yerdi. Hudeybiye Anlaşması'nın bir maddesinde Kureyş'in dışında kalan kabileler istediği tarafı seçebilecek ve oranın himayesine girecekti. Bu vesileyle Huzaa kabilesi Peygamberimizin tarafına geçmişti. Beni Bekir kabilesi ise müşriklerin tarafını ve himayesini istemişti. Bu iki kabile arasında yıllarca süren bir düşmanlık vardı. Bu düşmanlık neticesindendir ki eskiden beri sevgili Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in tarafını tutan ve onlarla birlikte hareket eden Huzaa kabilesinin aksine Beni Bekirliler Kureyşlilerin müttefiki olmuşlardı. İslam'ın güzelliklerinin her tarafı kuşattığı gibi onlar da bundan faydalanmışlar
ve iyi geçinmişlerdi. Ne olduysa Hudeybiye anlaşmasından sonra birbirlerine saldırmaya başladılar. Değerli dinleyicilerim, Huza kabilesinin aksine Beni Bekirliler Kureyşlilerin müttefiki olmuşlardı. İslam'ın güzelliklerinin her tarafı kuşattığı gibi onlar da bundan faydalanmışlar ve iyi geçinmişlerdi. Ne olduysa Hudeybiye anlaşmasından sonra birbirlerine saldırmaya başladılar. Huza kabilesinden 40 kişilik bir heyet sevgili peygamberimize giderek durumu arz ettiler. Bu mesele kainatın efendisini çok rahatsız etti. Onlara yardımcı olacağını ifade etti. Peygamberimiz müşriklere ultimatum mahiyetinde bir yazı gönderdi. Haberi alan müşrikler önce aldırmadılar fakat işin sonunun nereye varacağını düşününce Ebu Sufyan'ı Medine'ye gönderdiler. Maksatları Hudeybiye anlaşmasını yenilemekti. Anlaşma yenilemek için yola çıkan Ebu Sufyan Medine'ye gelmeden sevgili peygamberimiz işin mahiyetini ve sonucunu ashabına şu şekilde bildiriyordu. Ebu Sufyan Hudeybiye anlaşmasını takviye etmek ve mütareke müddetini uzatmak için yanımıza gelmek üzeredir. Fakat bu arzusuna nail olamadan öfke ile geri dönecektir. Ebu Sufyan Medine'ye gelince kızı Ümmü Habibe validemizin evine varmıştı. Kızına meseleyi söyleyince ondan olumlu bir cevap alamadı. İlk hayal kırıklığını böylece yaşamış oldu. Ümmü Habibe validemiz müşrik olan babasına yardımcı olamayacağını ifade etmişti. Ebu Sufyan kızının yanından çıkınca doğruca mescide peygamberimizin yanına gitti. Peygamberimize Hudeybiye anlaşmasını yenilemek ve gününü uzatmak için geldiğini söyledi. Fakat müsbet cevap alamayınca içine bir korku girdi. Peygamberimizden de olumsuz cevap alınca Ebu Bekir Efendimiz'e gitti. O da Efendimiz bir şeye karar verdiyse mutlaka yapar. Biz onun kararına saygılıyız dedi. Bu kapı da kapanmıştı. Sırasıyla Hazreti Ömer ve Hazreti Osman en son olarak da Hazreti Ali'ye gitmiş, durumu arz etmişti. Hepsinden aynı cevabı alınca ne yapacağını, kime ne diyeceğini şaşırmıştı. Hazreti Ali'ye yalvarırcasına ne yapması lazım geldiğini, akıl danıştığını söyledi. Onun cevabı şu oldu: "Ey Ebu Sufyan, sen Kinanelilerin büyüğüsün. Kalk, iki taraf halkını uzlaştırmak için iki tarafı da himayene aldığını ilan et. Sonra da Mekke'ye git." Ebu Sufyan bu teklife çaresiz bir şekilde sarıldı. Bu teklifi Efendimizin ve ashabının huzurunda tekrarladı fakat sevgili peygamberimizden bir ses çıkmayınca işin iyice sarpa sardığını anlamıştı. Mekke adına bu meseleyi çözemeyişi onu çok üzmüştü. Çaresiz bir şekilde Mekke'nin yolunu tuttu. Ebu Sufyan Mekke'ye varınca neler olduğunu sorduklarında müthiş bir eziklik duymuştu. İyi bir elçilik yapamamanın sıkıntısı içerisinde işin iyiye gitmediğini söyledi. Bu arada sevgili peygamberimiz Mekke'nin fethinin hazırlıklarını çok gizli tutuyordu. Maksadı kan dökmeden onları teslime mecbur etmekti. Hatta bu düşüncesini ailesine bile söylememişti. Sadece yol hazırlığı yap demekle yetinmişti. Nereye sefer yapılacağını sadece ashabın ileri gelenlerinden birkaç kişi biliyordu. Ayrıca şu duayı yapmışlardı: "Allah'ım, yurtlarına ansızın kavuşuncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut. Görmez ve işitmez hale getir. Beni birdenbire görüp işitsinler." Mekke üzerine sefer yapmaya niyeti yokmuş gibi Necid tarafıyla meşgul oluyordu. Bu arada Ebu Katade Hazretlerini keşfi yapmak için İzan Vadisi'ne gönderdi. Ayrıca Medine ve civarında İslam ile şereflenmiş birçok kabile vardı. Onlara da haber verildi. Ramazan ayının başında Medine'de olmaları istendi. Değerli dinleyicilerim, İslam ordusu sevgili peygamberimizin emriyle Ramazan ayının başında toplanmaya başladı. Kalpleri ve gönülleriyle İslam'a bayraktarlık yapan sahabe cemaati sevinçle ve içtenlikle bir araya geliyorlardı. 10 bin kutsi insan toplanmıştı. Bunlar sadece Medine'den değildi. Etrafta bulunan kabileler gönüllerini İslam'a vermenin heyecanıyla bu sefere katılacaklardı. Bu sefere katılanların 700'ü muhacirlerdendi. Beraberlerinde 300 atlı vardı. Ensar'ın sayısı 4000'di, onların da 500 atlısı vardı. Beklenen emir alındıktan sonra herkes oruçlu olduğu halde yola çıkıldı. Hava ise oldukça sıcaktı. Bu şartlarda yol almak oldukça zordu. Her an çarpışma olabilirdi. Güç ve kuvvet lazımdı. Allah Resulü bunu düşünmüş olacak ki ikindi vakti orucunu açtı. Bütün ashab-ı kiram
aynı şeyi yaptılar. Hudeyd mevkiine gelince Necid tarafına giden Ebu Katade ve 8 kişi bu Kutsiler topluluğuna katıldılar. Aynı zamanda yolda Müslüman olan birçok kişi de sefere iştirak etti. Ayrıca sevgili Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas burada ailesiyle birlikte orduya katıldı. Peygamberimiz amcasının ailesini Medine'ye gönderdi. Amcası bundan ziyadesiyle memnun oldu. Peygamberimiz en son muhacirin amcası olduğunu ifade buyurdular. Bu gelişten korkan Mekke halkı Ebu Sufyan ve birkaç kişi durumu öğrenmeleri için ordunun konakladıkları yere gönderdiler. Hazreti Abbas Ebu Sufyan'ı görünce başına bir iş gelmesini engelleyerek sevgili Peygamberimizin yanına götürdü. O sırada haksızlıklara ve haksızlığa tahammülü olmayan Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Sufyan'ın cezasını vermek istedi. Her türlü problemi tereyağından kıl çekme rahatlığı içerisinde çözen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e izin vermedi. Amcası Hazreti Abbas'tan Ebu Sufyan'ı sabahleyin yanına getirmesini istedi. Ertesi sabah Ebu Sufyan sevgili Peygamberimizin yanına gelince Efendimiz "Ey Ebu Sufyan, henüz la ilahe illallah diyeceğin vakit gelmedi mi?" diye sordular. Ebu Sufyan zavallıca cevap verdi. "İyi ama bu kadar putları ne yapayım? Lat ve Uzza'da nasıl vazgeçeyim?" O sırada Hazreti Ömer sevgili Peygamberimizin çadırı arkasında bekliyordu. Ebu Sufyan'ın bu sözlerini duyunca hiddetle "Dua et ki çadırın içerisindesin. Dışında olsaydın asla bu sözü söyleyemezdin." diye konuştu. Ebu Sufyan "Ya Ömer, yazıklar olsun sana. Sen de baban gibi sertsin. Ayrıca ey Hattab'ın oğlu, ben sana gelmiş değilim. Amcamın oğluna gelmişim. Onunla konuşacağım. Bırak da konuşalım." Peygamber Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. "Anam babam sana feda olsun. Usluluk ve yumuşak huylulukta, şereflilikte ve akraba hakkını gözetmede senden daha üstünü yoktur." Sonra bir müddet düşündü. Bu düşünce onu biraz daha hakka yaklaştırdı. Şu itirafı yapmadan da edemedi. "Vallahi sanırım ki Allah'tan başka ilah olmasa gerek. Çünkü Allah'tan başka ilah bulunmuş olsaydı, elbette beni zararlardan korur, iyiliklerden de faydalandırırdı." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerinden onun "La ilahe illallah" diyeceğine kanaat getirdi. Bu defa da "Ey Ebu Sufyan, Muhammedur Resulullah diyeceğin vakit gelmedi mi?" diye sordu. Ebu Sufyan bir an durakladı, içindeki düğümü tam anlamıyla çözemiyordu. Nereden geldiğini bilemediği bir şüphe vardı içinde. Peygamberimize "Ya Muhammed, bunun için bana biraz mühlet ver. Zira bundan dolayı zihnimde şüphe var." Bu esnada Hazreti Abbas söze karıştı. "Ey Ebu Sufyan, yazıklar olsun sana. Aklını başına topla. Ne yaptığının farkında mısın? Boynun vurulmadan önce Müslüman ol. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getir." Bunun üzerine Ebu Sufyan şehadet getirip Müslüman oldu. Ebu Sufyan'ın Müslüman olmasıyla Hazreti Abbas ona bir imtiyaz tanımasını Efendimiz'den istedi. Efendimiz insanları bağışlamak için tabir yerindeyse bahane arıyordu adeta. Ebu Sufyan övülmeyi seven bir insandı. Sevgili Peygamberimiz şu güzel davranışıyla kayınpederi ve yeni İslam'a girip sahabe makamına erişen bu insana iltifat etti. Şu direktifi verdi ashabına. Kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa kurtulmuştur. Kim Kabe'ye ve Mescid-i Haram'a sığınırsa bilsin ki kurtulmuştur. Evlerinden çıkmayıp taşkınlık yapmayanlara da herhangi bir ceza yoktur. Ebu Sufyan bu müthiş iltifat karşısında diyecek bir şeyi kalmamıştı. İslam ordusu hiçbir müdahale yapmadan Mekke'ye girdi. Ufak bir iki direnme haricinde müdahale olmadı. Bunca eziyetten dolayı korktukları Peygamberimiz bütün Mekke halkını bağışlamıştı. Sevgili Peygamberimiz devesi Kasva'nın üzerinde başı neredeyse devesinin semerine değecek gibiydi. Mekke'de nasıl tevazu ile yaşamışsa aynı alçak gönüllülük içerisinde Mekke'ye giriyordu. Aynı şekilde de Kabe'yi ziyaret ediyordu. Kureyş müşrikleri Kabe'nin çevresine 360 put dikmişlerdi. Bu putlar kurşunla yerlerine perçinlenmiş bulunuyordu. Peygamberimiz "Hak geldi, batıl zail oldu" ayetini okurken elindeki asasıyla dokunduğu putlar bir bir yıkıldı. Bundan sonra müezzinlerin piri Bilal-i Habeşi Hazretleri Kabe'nin üzerine çıkıp
ezan okuyarak tevhid inancını ilan etti. Peygamberimiz Kabe'nin anahtarlarını isteyip içerisine girerek dua etti. Ayrıca Kabe'nin kapısında durup orada toplanan insanlara hitap etti. Sevgili Peygamberimiz bütün Mekke halkı için af ilan etti. Daha sonra da Safa tepesine çıkıp orada Mekkelilerin biatlerini kabul etti. Erkeklerin Allah'a iman, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederek İslamiyet üzerine yaptıkları biati kadınlar takip etti. Kadınlar aşağıdaki hususlarla biat ettiler. Birincisi, Allah'a hiçbir zaman isyan etmemek. İkincisi, hırsızlık yapmamak. Üçüncüsü, kız çocuklarını öldürmemek. Dördüncüsü, zina etmemek, iffetini korumak. Beşincisi, herhangi bir iyilik hususunda Allah Resulüne isyan etmemek. Kabe ve Mescid-i Haram putlarını temizlendikten sonra sıra Mekke ve civarındaki putların yok edilmesine gelmişti. Bu mesele de halledilerek tevhid inancı İslam'ın doğduğu yerde de yerleşmiş oluyordu değerli dinleyicilerim. Rabbim sevgili peygamberimizi hakiki manada anlayan, onun getirmiş olduğu hakikatleri, evrensel değerleri içselleştirip hayatımıza hayat yapan, hayatımızın ayrılmaz bir parçası yapan mümin kullarından olmamızı Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.